Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni mikrofonumla ilk çekime başlıyoruz. Hemen çekimimizin konusu şehir dışına balık nasıl gönderilir? Şehir dışına balık şöyle gönderilir arkadaşlar. Ya da kargoyla balık nasıl gönderilir? Hemen ondan bahsedeceğim. Tabii ki önce balıkları torbaya koymamız gerekiyor. Hemen torba bölümümüzden torbalarımızı aldık. Ben daha önceden şöyle balıklara doğru gelelim. Ben daha önceden balıkları sabahtan çıkarttım. Ve başka bir kaba aldım. Balıklar iyice orada dışkılasınlar, torbaya dışkılamasınlar diye. Yaklaşık bir saattir, 1,5 saattir o kabın içinde duruyorlar. 2 tane dişi göndereceğiz. Şimdi o süre doldu. Şimdi balıkları torbaya koyacağız. Şöyle geliyorum. Burada zaten dinlenmiş suyum var. Şöyle gelelim kameraman arkadaşım. Olay mahalline gelelim böyle durumlarda. Burada dinlenmiş suyumuz var zaten. Dinlenmiş suyumuzdan biraz koyuyoruz. Nasıl gerçi? Yok gerçi normal. Güzel. Şu mesafe su yeter arkadaşlar. Balıkların suyundan hiç koymuyorum ben. Balıkların poşetine. Çünkü zaten bu su pislendi. Bu su da aynı su. Hem de daha temiz su. O yüzden koymuyorum. Su miktarını hava aldığı zaman yani torbaya torbayı sıktığım zaman su miktarı 3'te 1 şekilde kalacak şekilde ayarlıyorum. O yüzden bunu biraz dökmem gerekecek şimdi. Şu kadar yeterli. Şöyle bir bakalım. Yok, biraz daha koyacağım. Yani çok az daha koyacağım. Yani olur aslında ama olsun yine vazgeçtim. Biraz daha koymak istedim. Şu miktar yeterli. Hemen kepçemi alacağım. Nerede kepçem? Ha, kepçemiz burada. Kepçemizi aldık. Hop, balıklardan birini tuttuk. Torbamızın içine attık. Ve işte en sevdiğimiz hareketlerden birisi olan şu hareketi yapıyoruz. Torbamızı koyuyoruz yere. Ben küçük torba kullanıyorum. Beta gönderdiğim için. Kapattık. Sıktık. Çevirmeye başlıyoruz. Zaten torbanın içinde biraz hava oluştu. Bu hava bunu kargo teslim olana kadar gidecek, götürecek. Ondan sonrasında ben şöyle bir şey yapıyorum. Şurada klipslerim var. Bu klipslerden bunu şimdi bağlayacağım ama bağladıktan sonra tekrar bir klipsle bunu sıkıştıracağım. Çünkü bir süre sonra hava alabiliyor. Çünkü 2 güne kadar gidiyor kargolarımız. Şu ana kadar çok şükür hiç kayıp vermedik kargolarda. Ama olsun, ben yine güvenlik önlemi olarak klipslerden de takıyorum ki içeride hava sürekli kalsın diye. Yani bir de sağlıklı gitmesinde, sağlam gitmesindeki nedenlerden birisi de şu. Balık tek bir boş poşette gittiği için su çok kirlenmiyor. Yani bu poşette 2 tane balık olmuş olsa su daha çabuk kirlenir. O yüzden o zaman da balıklar daha çok zarar görür. Evet, şimdi bu poşetimiz hazır arkadaşlar. Aynı şekilde diğer poşetimize geleceğiz. Tabii ona 2 torba yapacağım onları yine tekrar. Yine aynı şekilde suyumu aldım. Meşhur hareketimizi yaptık. Sıktık. Klipslerimizi alıyoruz buradan. Aslında bu klipslerden bir sürü var bende ama nerede olduğunu bulmamız lazım şimdi. Ama gerek yok. Zaten bir tane yetiyor. Şöyle alalım. Evet. İkinci poşetimiz de hazır arkadaşlar. Şurada fazlalıklar var. Şu fazlalıkları sökeceğiz. 1 yaptık. 2 dedik. İkinci poşetimiz de hazır. Akma yok, kokma yok. Her şey gayet güzel. Hemen ikinci poşetimizi yapalım. Yani 2 poşet iç içe geçirelim. Gerçi kartonun içinde gönderiyorum. Karton koli yapıyorum. Yapacağım şimdi. Onun içinde gönderiyorum ama yine de biz sağlama alalım. 2 poşet yapalım. 2 poşetle gönderelim. Hep öyle gönderilir yani. Herkes böyle gönderir. Doğrusu budur. Arkadaşlar bu poşetleri de internetten kilo halinde alabilirsiniz. Bu poşetler kiloyla satılır. Kilo olarak alabilirsiniz. Ben yaklaşık 1 kilo bu. 10 liraya aldım. Evet, ikinci poşete geçiriyorum. Tabii aslında
Şimdi balıklarımız kolye konulmaya hazır. Şimdi kolye yapacağız. Evet, şimdi kolyemizi yapacağız. Şöyle kolyemize bakalım. Kolye bir yerden buldum, aldığım bir kolye. Balıkları şöyle içine koyacağım. Şöyle gösterelim. Ne yapayım? Kenarlara hemen birer parça strafor keseyim. Hemen straforumu yerleştireyim. Kestim. Bir. Çok geldi. Biraz alalım. Birinci parça güzel. Aynı şekilde. İkinci parçamı da kestim. Şöyle yapıyorum. Üçüncü parçamızı da kestik. Biraz kenarlara boşluk kalmasın, oynamasın diye kenarlarını da dolduruyorum. Evet, gayet güzel. Şimdi şu kısmı fazla oldu. O kısma ne yapayım? O kısmı kapatayım. Yani şöyle kolyeyi keseyim. Çünkü kargo maliyetini de düşünmek lazım. Hiç boşuna boşuna yer kaplamasın. Şöyle şuradan alalım. Şöyle şuradan kestim. Biraz oradan yer açtım. Aynı şekilde öteki taraftan da açtım. Buradan buna bir yol yapıyorum arkadaşlar. Diğer taraftan da öteki kısma da bir yol yapıyorum. Evet. Gayet güzel. Ne olmuş oldu? Burada birer tane kulak olmuş oldu burada şimdi, değil mi? Şöyle görelim, değil mi? Böyle buralarda kulak olmuş oldu. Ne yapacağım şimdi? Burayı da keseceğim. Hatta şuraları da kesmem lazım. Nasıl yapayım? Onu en son yapayım. Bunları hatta çıkartacağız bile. Böyle yaptım. Bir. Şimdi bunu bir kere bantlayayım. Şöyle bir kere gelişi güzel tutsun diye, yani şu anlık durumu tutsun diye böyle uydurup bantladım. Hemen arkasına da bakalım. Burada öyle gel. Şu arka kısmına da bir tane daha strafor koyduğum zaman 10 numara oluyor kolimiz. İşte şimdi süper oldu işte. 10 numara kutu oldu. Tamam mı arkadaşlar? Şuraya girelim. Şimdi ne yapacağım? Buradan buraya bir yol daha yapacağım. Bunu da böyle kaldırdım mı benim işim tamamdır. Tekrar şuraya tutsun diye iki küçük parça keseyim. Çok güzel. Bunları da böyle kestik. Ne olmuş oldu? Şu kadar koli bize bu kadar olmuş oldu. Hem kargo maliyetinden düşmüş olduk. Hem de yani daha iyi oldu böyle. Daha değerli toplu oldu. Aldık mı? Şunlar bir kere şu anda fazla geldi. Bunları keseceğiz. Ne yapalım? Şu kenarlara koyalım bunları da. Kenarlık yapalım. Ne kadar güvenli olursa bizim için o kadar iyi. Tabii elimize kolumuza dikkat edelim arkadaşlar. Böyle balçatayla iş yaparken elimize kolumuza dikkat edelim. Dandun yapmayalım. Tamam mı? Bunları da yaptık. Da koyduk. Şöyle kapatalım. Üstüne diyorum şu alt kısmına şöyle küçük bir parça daha koyayım. Şurada güzel mavi bir straforum var. Tam da bunun üstüne denk geldi şansımıza. Yine yol yapıyorum. Biraz önce yaptığım gibi. Hop.
Hop diyorum. Şuradan indiriyorum. İkinci parçamı kapattım. Evet arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Alıyoruz sazı elimize. Döndürmeye başlıyoruz. Tamam mı? Aynı şekilde yanlardan da kapattık. Bantladık yani. Bantlamaya devam ediyoruz. Altları da bantlayalım. Yok patlamaz ya. Son kez bir de şöyle döndüm. Evet. Şöyle gelelim. Evet. Evet arkadaşlar. Kargo paketlememiz bitti. Gördüğünüz gibi güzel bir kolye oldu. Güzel bir kutu oldu. Şimdi bunun üstüne nereye gideceğini yazacağım ve kargoya götüreceğim. Arkadaşlar video sona erdi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz.